2009 yılında şu anki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin de içinde bulunduğu bir kısım milletvekilleri tarafından Zeytincilik Kanunu'nda zeytin alanlarında her türlü işletme ve tesis yapılmasının önünü açmaya çalışabilecek bir teklifte bulunulmuştu. Ardından 2001 yılında yine hukuka aykırı bir şekilde yönetmelik değişikliğiyle zeytinliklerin daraltılması, birçok yatırım için kullanılması sağlanmaya kalkışılmış. Neyse ki Danıştay 8. Dairesi bunun zeytinliklerin kıyımının önüne geçmişti. Ancak zeytine dikilen gözler 2017 yılında tekraren bu kere bir kanun tasarısı olarak mecliste vücut buldu. Burada da haklı kamuoyu tepkisi üzerinde kanun tasarısı geri çekilmek zorunda kaldı. Zeytinlikler için meclise 7 defa getirilen ve 7 defa reddedilen yasa teklifinin ardından bugün yine çok önemli bir noktadayız. Türkiye'deki zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılması bir insan hakkı olan güvenli, temiz, sağlıklı çevrede yaşama hakkını açıkça ihlal etmektedir. Toprağı sıyırıp bir yere depolamak, sonra tekraren sermek işe yaramayacak bir yöntemdir. Yönetmelik değişikliği zaten doğrudan ülkemiz mevzuatına aykırıdır. Zeytinlikler ağaç, besin kaynağı, geçim kaynağı ve pek çok kuş ve bitki türleriyle memelilerin yaşam alanı çok kıymetli bir ekosistemdir. Akdeniz'in sıcak ve kurak iklimine uyum sağlamış, iklim krizi ve ekonomik kriz olgusu içerisinde mutlak suretle korunması gereken zeytinlikler de korumaya devam edeceğiz. Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle uluslararası sözleşmelerin, anayasanın, mahkeme kararlarının, kamuoyu görüşünün, bilim insanlarının açıkladığı somut ve tartışmasız gerçeklerin arkasından dolanılmasına sessiz kalmayacağız. 2013 yılında ülkenin her yerinde, 80 ilinde insanların kendi itirazlarını, kendi taleplerini yanlarına alarak çıktıkları meydanlarla ilgili bir dava açıldı. Bu davaya temel olarak dış güçlerin başlattığı bir isyan girişimi olarak bakıldı siyasal iktidar tarafından. Bastırılmaya çalışıldı, yok edilmeye çalışıldı, canlarımız öldürüldü, 8 canımızı kaybettik bu isyan sırasında. Ve devamında açılan davada 2 defa beraat kararı çıktı. 3.'ye tekrar yargılanıyorlar arkadaşlarımız. Bu davanın temel olarak geldiği yer şurasıdır. Gezi'de isyan edilen, Gezi'de itiraz edilen, Gezi'de talep edilen her ne varsa bu dava, bu itirazların, bu taleplerin hepsinin en doğru, en gerçek, en temel talepler olduğunu ortaya koymuştur. Gezi'nin temel talebi Gezi davası gibi davalar olmasındır. Bu talep hala en güncel, en sıcak, en yakıcı haliyle devam etmektedir. Gezi davası Türkiye'de eşit yurttaşlığın, Türkiye'de çevrenin, Türkiye'de kadın haklarının, Türkiye'de işçi haklarının talep edilmesinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü Gezi'nin talepleri bunlardı ve yargılanan da bu taleplerdir. Biz geldiğimiz noktada Gezi davasının Türkiye'nin en temel sorunlarıyla ilgili en temel konuları tartışan dava olduğu kanaatindeyiz. Kimin kimle nerede görüştüğüyle ilgili bir dava değildir. Dışarıdan kimin müdahale ettiğiyle ilgili bir dava değildir. Müdahale edenlerin kim olduklarını ortaya koyan bir davadır. Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını en açık bir şekilde ortaya koyan bir davadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanmayacağını açıkça televizyondan ilan edildiği bir davadır. O yüzden Gezi davası Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz her şeyin, eşit yurttaşlığın, demokrasinin, insan haklarının, protesto özgürlüğünün yargılandığı davadır. Ve bunun da ötesinde Türkiye'de eğer birlikte umutlu, onurlu, eşit ve yoldaşça bir hayat yaşayacaksak bu dava onun önündeki en büyük engellerden birisidir. Gezi davası pazartesi günü karara bağlanacak çok büyük bir ihtimalle. Adil yargılanma hakkının sonuna kadar, en ince ayrıntısına kadar ihlal edildiği bir davanın son aşamasındaysa celse arasında mütalaa tebliğ edildi ve duruşmaya kadar savunmamızı hazırlamamız istendi. Türkiye toplumunda eşit yurttaşlıktan, demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, hukuk devletinden bahseden, bundan olması gerektiğini düşünen, bununla ilgili duyarlılığı olan, olmayan herkesi pazartesi günü saat 9.30'da yine bu meydanda yapılacak olan basın açıklamasına, devamında da davaya katılmaya davet ediyoruz.
Bütün dünya sıkıntılı günlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda Rusya, tamamen uluslararası hukuka aykırı olarak Ukrayna'yı işgal ediyor. Sivil asker, binlerce insanın öldüğüne dair haberler alıyoruz. Bu kirli savaşın mutlaka durdurulması gerekiyor. Biz adalet nöbetçileri olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini amasız fakatsız şiddetle kınıyor ve savaşa hayır diyoruz. Bildiğimiz üzere bugünlerde Avrupa'nın çok çok demokratik bazı ülkelerinde büyük Rus sanatçılarının evrensel eserleri yasaklanıyor. Programlardan çıkarılıyor. Ünlü müzisyenler işten atılıyor. Savaşın kendisini suç saymalıyız. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu tartıştığımız sürece savaşı önlemek, barışı sağlamak kolay olmayacak. İnsanlığın yüzlerce yıllık deneyiminden yola çıkarak artık bugün sadece savaşta işlenen cinayetleri, tecavüzleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları, zorla göçleri değil, savaşın kendisini suç saymalıyız. Ancak savaşı suç sayan bir bakış açısı savaşı önleyebilir. Biz adalet nöbetçileri olarak savaşa karşı barışı savunuyor ve Ukrayna'da savaşa hayır diyoruz. Yürüyebilir miyim?